Haftanın ilk iş günü bu güzel pazartesi sabahında Kanal V ekranlarından Sütlü Kahve'den hepinize günaydın. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için 0242 345 45 44 numaralı telefonu aramanız yeterli. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Çok sevgili Sütlü Kahve izleyicileri, yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım bu hafta hepimiz için bereketli ve güzel geçer. Vakit kaybetmeden Sütlü Kahve sohbetine başlamak istiyorum. Öncesinde çok sevgili kardeşim Melih Su Fırtına, doğum günün kutlu olsun. Bütün güzellikler yeni yaşında, bütün ömrüm boyunca seninle olsun dedikten sonra ilk konuğumu takdim etmek istiyorum. Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası şefi ve aynı zamanda çalıştırıcısı Engin Bestek bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hemen şundan bahsedelim. Bu akşam konser var. Evet, bugün akşam bir yılın emeğini izleyicilerle paylaşacağız. Tabii öncesinde küçük çapta konserlerimiz oldu 23 Nisan döneminde ve başka küçük mini konserlerimiz oldu ama bu kendimize ait olan ilk konserimiz, büyük konserimiz, bu yılki ilk konserimiz olacak. 19 Mayıs özel konseri, değil Evet, mi? 19 Mayıs özel konserimiz. Bu akşam saat 20'de Erdem Bayazıt Kültür Evet. Merkezi'nde sevgili Antalyalıları ve sanatseverleri bu harika konsere bekliyoruz. İnşallah bekliyoruz kesinlikle. Gelirlerse pişman olmayacaklarını düşünüyoruz. Ve öğrencilerimizin orada göstermiş olduğu performansı velileriyle birlikte velisi sayılabilecek yetişkinlerimizin de izlemesini, diğer öğrencilerimize ve çocuklarımıza örnek teşkil etmesini canı gönülden istiyoruz. Umarım gelirler ve izlerler, bize katkıda bulunurlar diyorum. Peki Engin Bey, bu orkestra ne zaman oluşturuldu? Aslına bakarsanız tam anlamıyla oluşması şöyle oldu. 2014 yılında bazı okullarda yetenekli olan öğrencileri kendi çapımızda biz seçtik. Bir de ayrıca yardım şefimiz var bizim, Natalia Hanım. Beraber yürütüyoruz biz bu işi. Ama bugün genel programımız sabah olacağı için o şu an öğrencilerimizle birlikte salonda, ben gelebildim. Siz de zaten programdan sonra hemen provaya Evet, yetişeceksiniz. programdan sonra hemen Bu yetişmeye yoğun çalışacağım. günde Sütlü Kahve izleyicilerini de es geçmediğiniz için ayrıca Teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ne demek, bu ince davetinizi kırmak mümkün mü? 2014 yılında söylediğim gibi Natal Hanım'la birlikte biz okullarda bazı öğrencileri, yetenekli öğrencileri, kulağı olan öğrencileri seçtik. Ve konservatuvar atılımını yapmak istiyordum aslında çalıştığım kurumlarda. Yetenekli olan öğrencileri belirleyip kısa yoldan hayatlarını çizmelerini istiyordum. Çünkü biz Kepez bölgesinde de çalışıyorum ben aynı zamanda. Orada gerçekten çok yetenekli öğrencilerimiz var. Sınıflarda, okullarda yaptığımız mini çalışmalar, daha sonra belediye başkanımız Sayın Hakan Tütüncü Beyefendi'ye iletmemiz sonucunda bize kapılarını açtı. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ni bize sundu resmen. Evet, Sayın Başkanımıza da buradan Kesinlikle çok sevgilerimizi teşekkür gönderelim. ediyorum Çünkü hani kendilerine. sanata ve spora Kesinlikle. karşı olan ilgisi gerçekten takdire Evet, şayan. izlemek gerekiyor. Ne bileyim, onlarla birlikte o işin içinde olduğunuz zaman izlerken bile yoruluyorsunuz işin açıkçası. Biz çalışmalarımıza daha sonradan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde başladık. Pazar günleri, hafta sonları, cumartesi, pazar, yer yer hafta içi fırsat buldukça mini gruplardan başladık. İlk başladığımızda zannedersem 18 kişi falandık. Sonradan 30 kişi olduk. Şu an 117 kişiyiz. Harika. Ve 110 çalışmaların kişilik bir çocuk ve gençlik gençlik, orkestrası yönetiyorsunuz. evet. Bizi aslında asıl mutlu eden şey de şu. Biz ilk defa geçen yıl yaz döneminde Antalya halkına duyuru yapıp sınavla öğrenci almaya başladık artık. Bu çok güzel bir şey. Her yaş kesiminden 18 yaşını doldurmamış olan, 4 ile 18 yaş arası olan çocukların hepsi bir enstrüman çalabiliyorlarsa bize katılıyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Hakikaten öyle. Ve en güzel olan tarafı da aslında hedeflediğimiz şeyi başarmışız diye düşünüyorum. Çünkü 2014 yılından bugüne kadar, 2014 yılından bugüne kadar orkestramızda yer alan öğrencilerimizin hemen hemen hepsi Güzel Sanatlar liselerine, konservatuvarlara ve hatta üniversitelere gittiler ve şu an okuyorlar. Bu anlamda çocukların ve gençlerin Evet. idealleri doğrultusunda yol almalarına çok önemli bir
Kesinlikle, vizyonunuz da var. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Yani böyle aslında herkesin bir katkısı oldu. Velilerimizin, inanın velilerimiz hiçbir zaman bugün pazar evde dinlenelim ya da pikniğe gidelim. Pazar günleri biliyorsunuz halkımız dinleniyorlar. Ama çocuklarının başındalar ve yıllardır her pazar getiriyorlar. Sizin aracılığınızla bir kez daha onlara da teşekkür ediyorum. Ailelerin bu anlamda biraz özverili olmaları gerekiyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çocukların sanatla ve sporla kesinlikle, iç içe kesinlikle olarak büyümeleri onların da fiziksel ve ruhsal evet, gelişimleri adına evet, çok önemli bir evet, katkı sağlar. Yani sabır gerekiyor her şeyden önce. Enstrüman o kadar hani sanıldığı kadar kolay bir şey değil. %10 yetenek, %90 çalışma. Velilerimiz ve öğrencilerimiz her an her şey olabilsin diye beklerseler zaten yanlış düşünürler. Her şey bir zaman içerisinde olacak. Bakın 2014 dedik, 2017 evet, yılındayız. 3-4 yıldır bir fiil çalışıyoruz. Ve repertuar hazırlamamız bile, 20 şarkıyı hazırlamamız bile neredeyse 10 ayımız alıyor. Evet. O bu anlamda tabii ki çok zor ve özveri isteyen bir çalışma. Peki akşamki repertuarda, konserde kaç parça var? Akşamki repertuarda 20 tane parçamız var, eserimiz var. İlk etapta ben klasik batı müziği mezunuyum. Evet. Ve doktoramı ve lisanslarımı da armoni üzerine yaptım. İlk çalışmalarımızda hep şeyler yaptık. Batı müziği ağırlıklı yaptık. Ama daha sonra bu konserimizde daha farklı bir konsept açılımı yapıp hem Türk pop müziğinden, hem Türk sanat müziğinden, hem Türk halk müziğinden çok örnek koyduk. Ayrıca, bu anlamda yelpazeyi biraz daha genişlettiniz. Evet, evet. Sözlü şarkılar da koyduk. Solist öğrenciler belirledik aramızda kendimiz. Çok güzel. Orkestrasyon, bir senfoni orkestrası tadında. Tabii ki çocuklarımızın yaptığı kadarıyla diyeyim. Çünkü senfoni dediğimiz zaman büyük bir alana kapsıyor. Evet. Ama bizim şu anda birkaç cellomuz, birkaç viyolamız, birkaç yan flütümüz, çok fazla kemanımız, harika, piyanomuz, klarnetimiz var. Adım adım genişlemeye çalışıyoruz. Umarım... Ya sevgili çocuklarımızı zaten hani ne yaparlarsa yapsınlar izlemeye değer. Kesinlikle. Bir performans sergileyeceklerinden adım kadar eminim ve bahsettiğiniz uzun bir süreç onlar kesinlikle için. Kesinlikle. Bu çalışmanın sonucunda da muhakkak ki güzel şeyler ortaya evet, çıkacaktır. Bir de şeyi fark ettim. Dün yarı genel programımız vardı bizim. Çaldıkları eserlerde bakıyorsunuz o sanat müziğinin icrasını o kadar tatlı ve güzel yapıyorlar ki ya da bir halk müziğinden bir zeybek sunuyorsunuz. Onu bir Efe tavrıyla çalıyorlar. Ya da bir Bach'tan çalıyoruz ya da Korsakov'dan bir eser seslendiriyoruz. Orada o Batı'nın vermiş olduğu barok dönemin ciddiyeti, Bach dönemindeki o ciddiyeti falan rahatlıkla yüzlerinde görebiliyorsunuz. Aslında bir nevi sosyalleşmeyi de kendi aramızda, bakışlarımızla, konuşmalarımızla, yaptığımız çalışmalarla birbirimize aktarmışız. Bu da çok güzel bir şey. Ve hepsi de kaba bir deyim olacak ama söyleyiş olacak. Büyümüş de küçülmüş deriz ya. Yani çocuklarımızın müzikal anlamda böyle olması ya da bu yolda olması beni çok gururlandırıyor, çok mutlu ediyor. Peki yetişkinlerle çalıştınız mı daha önce? Tabii ki. Yani birçok sanat müziği, halk müziği ve batı müziği orkestraları çalıştırdığım gibi aynı zamanda akapella korolarda da görev aldım. Birçok orkestrada konser maestrlik yaptım, birinci kemandım. Çalıştım, hocalarımla çalıştım. Daha sonraki süreçte hep aslında öğrenci yetiştirmeye yönelikti benim yaptığım çalışmalar. Bu anlamda kıyaslarsak yetişkinlerle çalışmak mı daha zevkli, çocuklarla ve gençlerle mi? Çocuklarla çalışmak daha zevkli. Çok zor ama sonunda almış olduğunuz o manevi has hiçbir şey değişilmiyor. Çünkü onlar çocuk, onlar sizden bir şeyler bekliyorlar. O yüzden daha çocuklarla çalışmak lazım. Ve siz de yaptığınız sanat gereği onların hayatına güzel dokunuyorsunuz. Kesinlikle öyle İleriki düşünüyorum. İleriki yaşantılarında aynen, çünkü bunun gerçekten çok faydasını göreceklerine ben de canı gönülden inananlardanım. Evet. Ya katkı anlamında kesinlikle değil ama umarım başarıyorumdur. Sanat hayatlarının her bölümünde var olacak. Evet. Hani bu da çok önemli bir katkı. Kesinlikle. Bir de olaylara bakış açıları bile değişecektir evet, her evet, anlamda. Evet, evet, kesinlikle. Zaten birçok yapılan çalışmalarda sizi takdir edersiniz ki hem eğitim anlamında hem sosyal faaliyetler anlamında başarılı bireylerin yetişmesi sanat, spor, kültürle alakalı kesinlikle yapılan öyle çalışmalar sonrasında yapılıyor. Bu anlamda da çocuklarımızın altyapısını oluşturduğumuz için ayrı bir mutluluk zaten duyuyoruz.
Ne mutlu size o zaman. Teşekkür ederim. Peki orkestra oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı? Buna öncülük eden kim sizinle beraber? Orkestra oluşturma fikri şöyle ortaya çıktı. Türkiye'de birçok çocuk senfoni orkestraları var. Ama bu orkestralar genelde konservatuvar öğrencilerinden alıyorlar öğrencilerini. Ama bizim böyle bir şansımız hiçbir zaman burada olmadı henüz. Biz daha çok konservatuvar öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda hem zorluk var hem de haklı bir gurur var, mutluluk var. Çocukların o süreç içerisinde alınıp bir yerlerde çalıştırılabilmesi, sayının arttıkça artık biz de bir şeyler yapabiliriz. Antalya olarak bir şeylerin altından kalkabiliriz düşüncesiyle orkestra oluşturma fikri oluştu ve hep beraber çalabilme fikri. Az önce de bahsettiğim gibi işte belediyemiz bu konuda bize sahip çıktı. Sağ olsunlar Hakan Bey ve başkan yardımcılarımız. Yine Erdem Beyazıt'ta bir fiil çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma. Bütün Ayrı emeği ayrı geçenlere buradan sevgilerimizi evet gönderelim. aynen saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu kadar çocuğu bir araya getirmişken biz de bir şeyler yapabiliriz düşüncesiyle aslında orkestra oluştu. Ve 18 kişiden yanlış hatırlamıyorsam Evet ilk 18 mi? etapta 18 kişiden 117 miydi? şu anda 117 kişiyiz. 117 kişi çocuğa ulaşıp bu Evet. orkestrayı oluşturmak da ayrıca çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Dilerseniz çocuklarımızın provalarından ve konserlerinden oluşan bir slayt gösterimiz var. Evet, orada Muhteşem bir müzik teşekkür ederiz. altyapısı O müziği biz geçen yılki konserimizde seslendirdik. eşliğinde. Bu slaytta zaten hani ilk kurulduğumuz dönemden itibaren inanın 23 Nisan görüntüleri bile var geçtiğimiz ayın. En son onları koyduk zaten. O aradaki gelişim dönemini zaten seyircilerimiz de Evet, o zaman değerli izleyicilerimize bu gelişimi göstermek adına slide gösterimizi izleyelim. teşekkür ederiz, sağ olun.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu harika performansını izlemek için bütün sanatseverler, Antalyalı sanatseverler bu akşam saat 20'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde olsunlar. Bu duyurumuzu yineledikten Teşekkür sonra ederiz, umarım. Sayın Bestek, merak ettim bir diğer konu da yurt dışında konserleriniz oldu mu ya da olma gibi bir planlar söz konusu mu? Aşağı yukarı 2 yıldır düzenli olarak yapılan festivallerden davetler alıyoruz. Özellikle Bulgaristan Sozopol'dan. Harika. Geçen Temmuz ayı içerisinde gitme durumumuz oldu fakat gerçekleşemedi. Hı hı. Yine İtalya'dan, Floransa'dan bir teklifimiz var. Müzik festivallerini çağırdılar. Onu değerlendirmeye alacağız inşallah Başkan Bey'imiz görüşüp Haziran ayında. Bunun yanı sıra yine Almanya'dan ve Hollanda'dan işte büyükelçilerimizle bir görüşmemiz oldu Şubat ayı içerisinde. Şu an onları bekliyoruz. Biz gereken işlemleri yaptık, gönderdik, belgeledik her şeyimizi. Repertuarımızı hazırlıyoruz ona bütün göre. Bütün hazırlıklar tamam. Kesinlikle bütün hazırlıklar tamam. İşte hem diğer ülkelerden hem de buradaki yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ortaya ne çıkarsa artık bu yıl inşallah yurt dışı kapılarımız da açılacak diye bekliyorum. İnşallah diyelim. Çünkü çocuklarımızın adına, onların ufkunun sanatsal anlamda daha da genişlemesi adına bu tarz organizasyonlar ayrı bir öneme sahiptir, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yapılan çalışmalarda zaten 23 Nisan kapsamında Dünya Çocukları genelinde 3 yıldır Dünya Çocukları Festivali'nde de zaten canlı yayında sahne aldı çocuklarımız. İşte Expo projelerinin, Expo'da sanırım 7. konserimizi verdik bir yıl içerisinde. 7 Muhteşem. Konser verdik. Yine bu uzun sürecin sonundaki tatlı meyveler değil mi bunlar? Kesinlikle, kesinlikle. Yine tanıtım amacıyla yapmış olduğumuz AVM konserlerimiz vardı. Bu yıl yine umarım devam edecek. Hı hı. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Umarım daha iyi sonuçlar alarak, çocuklarımıza daha faydalı olarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki Sayın Bestek, son olarak süremiz daralıyor. Evet. Buradan sanatseverlere, gençlere ve tüm Antalyalılara vermek istediğiniz mesaj nedir? Vermek istediğiniz mesaj, çok kitap okusunlar, çok araştırsınlar ve sanatsız, sporsuz, kültürsüz hiçbir zaman kalmasınlar. Haftada en az bir defa tiyatroya gitsinler. Hani evet, bir müzik adamı olarak söyleyebileceğim. Tabii ki sanata yönelik şeyler. Tabii ki derslerine çok çalışsınlar. bu kadar ne diyebilirim? Hayatlarında zaten başarılar dilerim bütün çocuklarımıza. Evet, hani altın noktaları değindiniz. Söylenmesi gereken belli başlı şeylere değindiniz. Bunun üzerine zaten çok da bir şey söylenmez. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün önemli başlıkları verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de size provanızda kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Akşamki konser için de full motivasyonlu ve güzel bir konser olmasını diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ Kanal olun. Kanal ve ailesi olarak biz yer vermekten ayrıca onur duyuyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür keyifli ediyorum. Keyifli sohbetiniz için. Sağ olun. Kısa bir aranın ardından sütlü kahve sohbeti devam edecek. Eski bir hükümlü olduğunu düşün, çarşıda dolaşıyorsun. Bunu canlandırabilir misin? Çalıştığın yerde işini yaparken hüküm giymemiş birine göre davranışlarında bir fark olur mu? Bir farkım yok yani. Yani? Böyle bir şey yok bence yani. Bir hükümlüyken bunu yapabiliyorsam, onlar da yapabiliyorsa hiçbir farkımız yok. Evet, fark yok. Hüküm giymiş kişilere yönelik ön yargılar, onlara verilen en ağır hükümdür. Ön yargılardan kurtulmak için çalışmak lazım.
Televizyon, internet bir arada diye aldık. Sürekli aynı kanal, aynı aslan. Yeye bitmedi ya. Televizyon ve interneti bir arada bulmuşsun. Hala söyleniyorsun. Ben aynı görüntüyü 10 yıldır çekiyorum. Bak buraya. Sen o gereğinse sen ne olur. İzlemeye devam. Şşş. Ben de kal Mert. Mert. Aslanı çıktı. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin. Dünyaca ünlü belgesel kanalları dahil 250'den fazla kanal ve limitsiz internet bir arada. Ayda 66 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart, her televizyona şart. A++ Sigma klimalar 1699 liradan başlayan fiyatlarla İklimsa'da. Sıcaksa soğuksa İklimsa, İklimsa. Derya Uğur Demirhan'ın hazırlayıp sunduğu Deryaca'da Pazartesi, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nden mozaik öğretmeni Mehmet Nedai Tutar ve kursiyerler Faruk Hoş ve Oğuz Doğan konuk olacak. Konuklarımızdan mozaik sanatı hakkında bilgi alacağız. Astroloji köşemizde ise astrolog ve spiritüel koç Dilya Songer'le nazarı konuşacağız. Keyifli sohbeti kaçırmayın. Deryaca saat 14'te sizin için Kanal V'de. Ayça Estetik sunar. Miss Mediterranean 2017 Güzellik Yarışması. Güzelliğinizi tescil ettirin. 18. Geleneksel Güzellik Yarışması'nda bir günde hayatınız değişecek. Sürpriz ödüllerin ve rüya gibi bir dünyanın kapılarını sizlere Miss Mediterranean açıyor. Son başvuru tarihi 12 Temmuz 2017. Başvuru merkezi Tanıtım Production. Telefonlar 0242 248 95 0. Online müracaat www.tanitim.com.tr. Antalya'nın incisi Yeşilbayır'da yüksek standartlara sahip bir yaşam sizleri bekliyor. 3200 metrekare yeşil alan, yüzme havuzu, açık ve kapalı otopark, tam teşekküllü jeneratör hizmeti, gün ısı, merkezi uydu sistemi, spor salonu, kamelya ve çocuk oyun parklarıyla Sarı Zeybek konakları şehrin içinde, şehrin gürültüsünden uzakta. Tüm odalarda bulunan ses sistemi ve tamamen akıllı sistemle donatılmış 3+1 155 metrekare ve 5+2 300 metrekarelik dubleks dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyin. Sarı Zeybek konaklarında balkonunuzda kahvenizi yudumlarken eşsiz doğa manzarasıyla da ruhunuz yenilenecek. Konforlu bir yaşam vaadi. Yüksek yatırım potansiyeli Sarı Zeybek Konakları 0533 773 6128. Her canlının yaşamı suyla başlar. Sularımız kirlenirse geriye ne kalacak? Doğru zamanda verilmeyen, bitki ihtiyacından fazla kullanılan... Çok değerli Sütlü Kahve izleyicileri, sohbetimize yeni konuklarımızla beraber devam edeceğiz. Bugün stüdyomuzda Sütlü Kahve sohbetinin bu bölümünde bizlerle Teke Yöresi Avşar Yörükleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Dilber Köse bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer konuğumuz da Kaş Yörükleri Derneği Başkanı Emin Kaya bizlerle. Emin Bey siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Öncelikle İki Yörük Derneği Başkanı'nı aynı anda konuk ettik. Siz daha iyi izleyicilerimize anlatırsınız. Bu buluşma, ikinizin beraber buluşması, kökler, nasıl bir araya geldi buluşmanız? Bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle, dernekten önce bizim geçmişte çocukluğumuzdan gelen bir birlik beraberliğimiz var. Hı hı. Hani günümüzde de çokça söylerler ya, Rabbimin bir karşılaştırması ya da tavuklar derler. Evet. Biz orta ve liseyi beraber okuduk. Harika. Artı, o anlamda kökler çok sağlam. Evet, çocukluk arkadaşız aynı zamanda. Benim zamanımda demeyeyim, bizlerin zamanında kızlar futbol oynamazdı ama futbol arkadaşız. Aynı zamanda. Emin Bey'den alalım gerisini, Sayın Başkanım'dan. Şimdi bunlar küçükken bana abi derlerdi. Biz okulda biraz önde çıkan bir öğrenciydik. Tabii zaman bizi buralara kadar taşıdı. Ortaokul, lise, sonra da ayrılamadık sanki. Yörük Dernek Dilini'nde buluştuk. Ben de Kaş Yörükler Dernek Başkanı, daha önce de ifade ettiğiniz gibi. Arkadaşım da Avşar Yörükler Dernek Başkanı. Tabii bütün etkinliklerde beraberiz aşağı yukarı. Yani. Evet. Bir de ortak gerçek paydanız bu manada, anlamda çok. Gerçek manada bir kardeş gibiyiz. Kardeş gibi olunca da birbirimize daha yakın hissediyoruz kendimizi. Onun için çoğu programlara beraber gidiyoruz diyebilirim. Evet, ben kendilerine sizin programınız aracıyla da özellikle çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımdaydı, bir abi, bir kardeş, bir dost olarak. Hı hı. Bazen de abiliğini gösteriyor, hoş olmuyor. Onlar da tatlı ayrıntılar diyelim. Evet, evet. Dernekte de beraberiz, kendilerinin de dediği gibi. Evet. En sonki 5-6-7 Mayıs. Evet, Yörük Şenliği evet, buluşması. Yörük Şenliği'nde de beraberdik. Karşılama komitesindeydik. Dilber Hanım, şenlikten söz açılmışken, şenlikle ilgili detayları, orada neler yaptınız ve bu şenliği kim organize etti? Bunlardan bahsedebilir misiniz değerli izleyicilerimiz için? Tabii ki. Aslında biz geri planda lojistik destek olarak görev yaptık diyelim. Hı hı. Hem avşarlar olarak hem kaş yörükleri olarak daha çok bu şöleni düzenleyen Antalya Yörükler Derneği, hı hı, ve Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla olan bir çalışma. Antalya Yörükler Derneği bütün yörük derneklerini tek çatı altında toplayan bir platformu. Geçmişte ben de öyle zannediyordum. Çünkü öyle bir algı oluşuyor ister istemez. Evet, maalesef öyle bir algı. Bu algıdan da biz kendi adıma ben gururlanırım. Çünkü bir takım yörüklüğü, hı hı, neyin ne olduğunu Sayın Başkanımızdan öğrendik desem olur. Evet, hı hı, bir uçuş böceğimiz geldi. Evet, uğur böceğimiz de geldi. Evet. Bu anlamda bol şanslı inşallah, bir dönem olsun hepimiz inşallah için. İnşallah hepimize, haftamıza evet, evet, sağlıklı, sinerli, evet, huzurlu bir haftamız olsun öncelikle. Hı hı. Ne demiştik? Derneği öyle dernek zannediyorduk ama değilmiş. Kendi başına, kendi çapında bir dernek. Fakat bizlerden çok çok büyük. 24. yıllarını kutluyorlar. Hı hı. 3. Uluslararası Festivali yapıyorlar. Biz ancak katılımcıyız. Hı hı. İnşallah biz de büyürüz. Antalya Yörükler Derneği adı geçince ben de tabii burada eklemek isterim. Ben Antalya Lütfen. Yörükler Derneği'nin ilk kuruluş yıllarında yönetimlerinde bulundum. Evet. Antalya Yörükler Derneği Türkiye'de yörük hareketinin başını çeken bir dernektir. Hı hı. Sayın Duman her şeyini bu derneğe, bu harekete vakfetmiş bir arkadaşımızdır. Büyüğümüzdür bizim de. Gerçekten çok güzel örnekleri olmuştur. Size kısaca bir yörükle, Duman'la ilgili bir şey anlatayım burada. Lütfen. Yıl 1994, Antalya Doğu Garcı'nda festival çarşısı kuruldu. Orada bir yörük çadırı. Aslında biz yörük çocuğuyuz ama tabii eskiden Antalya'da yörükçülük, yörüklük aşağılanırdı, böyle Allah'ın yörükleri gibi böyle. Hı hı. Aşağılarken insanlar öyle söylerlerdi. Biz Sayın de yörük... Bey, artık günümüzde bu algı kırıldı değil mi? Şimdi moda oldu. Moda, yükselen değer oldu. Yeni trend yörük olmak mı? Yükselen moda oldu. Yükselen değerlerin başında geliyor yörüklük. Herkes keyfiye takıyor, yağlık takıyor. Hı hı. Artık otantik kıyafetlerle sahnediler. Evet. Televizyon programları bol bol hazırlanıyor bu, hı hı, konularla ilgili. Şimdi orada Abdullah Duman'la dönelim geriye çadıra. Abdullah Duman başkanı orada tanıdım ben ilk defa. Sarışın, güler yüzlü, sempatik bir abi.
gittik. Acaba biz yörük desek mi demesek mi? Kendimizde biz mesuliyet duygusu var içimizde. Ama evet, bunu ifade edemiyoruz yani. Desek mi demesek mi derken çıktık. Vardık işte başkanım, aslında biz de böyleyiz de falan filan derken. Orada biz onunla iletişimimizi sağladık. Yani uyum orada başladı. Ondan sonra yönetimlerine görev aldık. Hakikaten de çok cesaret isteyen şeyleri yaptı Abdullah Duman. Şimdi bir yörük gecesi düzenledi bu kapalı spor salonunda. Millet diyordu ya olur mu, rezil oluruz, kimse gelmez diyordu. Yıkıldı. Harika. İnsanların içinde var. Evet. Var olan dışarı çıkartmasını bilmek lazım. Kesinlikle. Sayın Duman'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bizim özbenliğimizi kendimize kazandırdı. Hatta halk arasında ona çağın ateşini yakan adam derler. İnşallah bir gün konuk edersiniz, o size daha iyi anlatır. Evet. Biliyorsunuz ateş yakmak önemli bir şey Türklerde yani. Bir yeni evlilere falan derler ki işte ocağın yansın, dumanın tüssün derler. Evet. İyi başarılar. İyi bir temennidir. İyi bir temennidir. Bütün ya da, anlamları barındırır. Evet, ya da şöyle derler, kızıyorlarsa birine ocağın incir ağacı diyeceğim. İncir ağacı arsızdır biliyorsunuz. Evet. Öyle derler. Ya da asker ocağı, baba ocağı, ana ocağı gibi ocak çok önemlidir. Yani ilkleri temsil eder. İşte onun için de demek ki sevenler Abdullah Duman başkanımıza çağın ateşini yakan adam yakıştırmasını yaptılar. Hakikaten de yerine cuk diye oturan bir kelime. Hakikaten de bizim önümüzde birisi. Bu vesileyle Antalya Yörükler Derneği Türkiye'de hep ilkleri yaptı. Bizler de onlar ateşi yaktı, biz de ölçelim diye zaman aralığında bir dernekte biz kurduk Kaşı Yörükler Derneği olarak. Asıl önderimiz onlar bizim yani. Biz onların taklitçisiyiz diyebilirim yani. Bu anlamda yörük kültürünün ve gerekse coğrafi kültürün daha iyi algılanıp tanıtılması ve bu yaşam tarzına yabancı kalmamamız adına sizlerin yaptığı etkinlikler, verdiğiniz emekler ayrıca çok hoş. Çünkü hani bizler, hani şahsen ben nedir ne değildir az buçuk bilgi sahibi olsam da sonraki jenerasyonda bu birikim hiç olmayacak. Bunun adına yaptığınız şey gerçekten çok değerli. Bu kültürü, kültürel mirasın gelecek nesillere de aktarılması adına. Evet, onu şöyle diyoruz. Öncelikle biz tarihimizi, geçmişimizi tam bilelim ki gelecek nesile aktarabilelim. Kesinlikle çok haklısınız. Bizler tabii geçmişteki yörüklerin, Türkmenlerin ne acılarını, ne tatlılarını yaşamadık. Evet. Suni olarak yaşıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla da sizin de dediğiniz gibi kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışacağız. Bu yüzden de zaten bu yörük topluluklarını, yörük festivallerini düzenlenmesinin amacı bu. Sayın Başkanım hep der, biz topluluklarda gülüp oynamaktan başka bir şey yapmayan kişiler değiliz der. Konuşmasına devam eder. Ben de derim ki bana sus diyorsun. Biraz da sen sus derim. Öyle bir atışmamız falan olur. Evet. Gerçekten öyle yani. Şimdi şöyle girersek konuya. Yörüklük ayrı bir millet falan değil. Yörüklük Türk milletinin aslı ve ta kendisidir. Türk'ün özü desek. Aynen. Özüdür yani. Şimdi bize soruyorlar ya bu yörüklük de nereden çıktı? Yörüklük bu milletin içinde olan bir duyguları, bir kültürü. Yörüklük bir yaşam şekli. Evet. Şimdi böyle konuşur sohbetlerimi de ben yörük değilim. Tamam, yörük olmayabilirsin sen. Anlatıyoruz. Senin evinde tarhana var mı? Bulgur var mı? Arabaşını bilir misin geleneklerimize? Keşkek olur mu sizde? Yoğurt, ayran. Bunlar yörük kültürünün bizim milletimize kattığı bir değerlerdir yani. Değerler. Bunlar varsa, mesela arabaşı Yozgat'ta da var, bizim burada da var. Keşkek hemen hemen her düğünlerimizde olur, özel günlerimizde olur. Evet. Her yerde var. Bu olmuşsa mutlaka bu kültürün bir parçasıyız. Evet. Yani yörüklü bir kültür olarak algılamak lazım. Yörüklere ayrı bir millet, ayrı bir ırk gibi falan değerlendirmemek lazım. Evet. Yani yörükler Türk milletinin aslı ve tek kendisidir. Yani başkanımın da dediği gibi özüdür, özü. Evet. Peki bu özün içinde nadide bugünlere kadar gelmiş olan değerler nelerdir sizlerin izleyicilerimize anlatacağı? Değişmeyen. Şenlikte de değişmeyen değerlerimiz. De, dramatize ettiğiniz. Evet. Değişmeyen değerlerimizin başında, şimdi başında diyeceğim, çalışmadığım yerden soru çıktı diyeceğim ama başında insanlığımız, başında Türklüğümüz, kişiliğimiz, karakterimiz. Hep şunu derler ya, hani insan olmak gerekir.
Evet. Türk olmak, insan olmak zaten. Yörükler bu milletin gerçekten tam bir kültür mirasıdır. Örneğin geleneklerimize baktığınız zaman yörük evine gitseniz, çadırına gitseniz en güzel yerinde sizi ağırlamaya çalışırlar. Ya da yerleşik harekete geçmiş yörüklerin evlerine gitseniz, daha siz de görmüşsünüzdür, en güzel kullanmadıkları yataklarını, yorganlarını, o güzel kanefçe derler, sizler daha iyi bilirsiniz. Evet, o işlemeli yastıklarını, yorganlarını, ağızlarındaki onları size sunarlar yani. Yatmak için bir de onları şey, en güzel yemekleri hazırlarlar. Evet. Yani bu bir kültür. Yörükler gerçekten bu milletin asıl insanları diyelim artık. Zekidirler. Her ne kadar işte yörükler bayramı, seyranı, yeme içme ne bilirler, ancak lakla geçer ayranı deseler de tam tersi. Yörükler paylaşımcıdır aynı zamanda. Gerçekten insanseverdir, hayvanseverdir, doğa severdir. Doğa yörükler korur. Yörüklerin olduğu coğrafyalarda... Çünkü doğanın içinde... Tabii. Doğa onların bir parçasıdır. Kesinlikle öyle. Çünkü... Bir yaşam tarzı aynı yaşam zamanda tarzı, onlar tabii için. Ki. Şimdi yörükleri biliyorsunuz. Yörük yürüyen Türk, bir noktada da onu da söyleyelim. Yürüyen Türk'ten gelir. Yörükler genellikle hayvancılıkla uğraştıkları için göçebe hayatı yaşamışlardır. İşte yazın yaylalara çıkarlar. Kışın sahillere neler, hayvanlarını daha iyi barındırabilmek için. Onun için gelip gittikleri yol, göç yollarında da temiz bırakırlar. Bak oralar çok temiz olur. Korurlar. Evet. Yörüklerin olduğu yerlerde yangın falan çıkmaz. Çünkü yörükler doğal olarak oranın bekçisidir. Evet. Ormancıya falan gerek yok. Çok doğru bir tespit. Ormancıya gerek yok. Şimdi tabii keçicileri ormanı yok ediyor diye şey yaparsın, öyle bir şey yok. Keçiciler ormanı aslında koruyan insanlardır. Aslında bu devlet yetkilileri bunu bir değerlendirmeler lazım. Yörüklüğü özendirmeler lazım. Hatta bu yaşam şeklini yaşatmaları lazım. Gerekirse teşvikler yapmalar lazım. Çünkü kültürel bir miras bu aynı zamanda. Tabii ki. Şimdi hep biz konumuzun biraz üstüne çıkacağız ama turizmde güneş, doğayı satıyoruz. Denizi satıyoruz. Bunlar doğal şeyler. Alternatif ama, turizm kaynakları da bunlar. Ama biz kültürümüzü satabilmeliyiz. Evet. Dışarıdan gelen yabancı turist niye geliyor? Bu milletin kültürünü tanımak istiyor. Sadece güneşi, doğayı görmek istemiyor. Biz bu yörük etkinliklerini, şenliklerini, efendime söyleyeyim, yaşam şeklini, kültür mirası olarak turizme çevirirsek ciddi manada bir gelir kaynağı olur. Yani bu kültürel değerleri koruyup geliştirmek gerçekten bu anlamda önemli. Evet. Sayın Köse, lütfen buyurun, sözünüzü kesmeyeyim. Çadır kültürümüz baştan ele alınması gerekiyor. Evet. Geçmişimizi günümüze aktarabilmemiz için. Doğal bir mimardır çadır kültürümüz. Günümüzde henüz daha yapılmamıştır. Değil mi? Yamaçlardan. Evet. Sen nereden gelecek, rüzgar nereden esecek, nerede otlak var, nerede obalarımızı kurabileceğimiz, bunların hepsi günümüzde teknoloji aletlerle ölçülür. Oysa geçmişimizdekiler kendi bilgileriyle, becerileriyle bir yerlere gelmişlerdir. Buyurun, sizin sorunuz var. Ya bu sözünüze istinaden aynı zamanda yörükler, bahsettiğiniz konuları baza alırsak, iyi bir tabiatçı, İyi bir veteriner, aynı zamanda bahsettiğiniz şeyler mimari özelliklerinin de gelişmiş olduğunun bir kanıtı. Aynı zamanda altında bir sürü güzel başlıklar da var. Evet, her şeyden önce, madem ben bayan olarak buradayım, her şeyden önce bir anne. Evet. Anne. Ve bizim geçmişimizdeki kültürlerden ele de çıkacak olursak, dizilerimizde de artık Diriliş'te de görülüyor bu. Kadın erkek yan yanadır. Hiç zaman biri öne ya da arkaya kalmamıştır. Kardeşim gibi. Değil mi kardeşim? Evet. Sayın Başkanım da bu konuda da bazı konularda atışmamız olur. Dernek olarak da siz aynı anda omuz omuza yol alıyorsunuz. Evet. Anladığım evet. kadarıyla. Evet. Evet. Peki şenlikte bir takım kültürümüzü, yörük kültürünü tanıtan örnekleri de canlandırmaya çalışmışsınız. Bunlardan da bahsedelim mi? Tabii, bunlar önemli ayrıntılar. Kına gece olayımız vardı. Gelin alma olayımız vardı. Edevelerle göç olayımız vardı. Nereden nasıl gidildi? Orada kullandığımız alet edevatlar günümüze benzese de, geçmiştekiler bir nevi tarihi eser olarak köşelerimizde saklıyoruz ama... Onlar gün yüzüne çıktı mı bu vesileyle? Evet, sandıklarımız gün yüzüne çıktı. Sandık içindeki keyfiyelerimiz. Evet. Keyfiye deyince işte yağlıktır, peştemaldır, keyfiyedir.
her yörenin kendine göre farklı isimleri ama kullanma amaçları aynıdır. Evet. Sayın Başkanım hemen taktı keyfisini. Evet, çok da keyif veren şeyindir. Evet. Beyaz renk barışı simgeler. Kırmızı renk bayrağı temsil eder. Aynı zamanda yeşil güçlü. Renk İslam'ı temsil eder. Mor renk güç, kuvvet onu temsil evet. eder. Yani özel anlamları var yani. Evet, keyfilerin çok de. Renkli olan bu keyfiyenin anlamları da çok. Ya da şöyle de diyoruz. Bütün yörükler Anadolu'da ya da yurt dışındaki yörükler. Kilimin desenleriyiz kısaca. Doğru söylüyorsunuz. Bir kilimin desenleriyiz. Kilim deyince hemen devreye girelim. Bizim Antalya'nın artık mahalle olduğu bir köyü var. Barak Köyü. Barak evet. kilimleri çok ünlüdür. Alakilim derler. Tarihte Barak Türkleri vardır. Tabii oradandır zaten. Aslında ismini de oradan almış. Çok güzel bu el dokuması, kök boyasından kilimler vardır orada. Alakilim derler bizim yörede şey olarak. Gerçekten mükemmel bir şey. Sanat eseri. O konuyla ilgili halk eğitimde bir çalışma yapıyor zaten Kaş'ta. İnşallah diğer dönemlerde biz de bir katkı sağlamaya çalışacağız onlara. İnşallah adı üzerinde alakilim. Evet. Yani karma. Karma bir evet. kültür. Çok güzel renk armonisi diyelim artık. Çok harika bir kilim. Görmüşsünüz mutlaka. İşlenen motiflerin bile tarihten bu yana isimleri var. İsimleri tek ve tek anlamları. Gagavuzya'dan geldiler. Gagavuz Türkleri. Onların şeylerini gördük işte oradaki motifleri gördük. Sanki Gagavuzya ile Türkiye arasında ne kadar bir zaman dilimi var, ne kadar bir kilometre uzaklık var. Aynı motifler. Kilimlerde bakıyorsunuz o işte çuvallarımız vardı eskiden bizim işte kubbatlar onlar için harar. Bunların üzerindeki şeylere bu motifleri aynı. Sanki akraba olduğumuz oradan ortaya çıkıyor biliyor musunuz? O kadınların işlediği kanevşeler, yastık başları, o topan dediğimiz şeyler aynı motifler. Sanki onu görsen annem mi işlemiş bunu dersin aynı renk bile aynı olur mu? Rengi bile aynı yani. Keşke bak, bütün kültürel değerlerimiz bu özenle korunup ileriki evet. nesillere, ileriki dönemlere i̇şte taşınabilse. Biz bunu taşıyoruz, bunu korumaya çalışıyoruz da tabii ki şimdi şunu da algılasın millet. Yörükler sadece bunları korumakla yetinmeyecekler. Bu ülkeyi yönetmek istiyoruz biz. Bu ülkede siyasiler artık yörüklere şöyle bir yüzlerini çevirsinler. Sadece işte bizim şenliklerimize, bizim etkinliklerimize gelip işte boyunlarına bir keyfiye takıp, bir sarı yağlık takıp bize göz kırpmasınlar. Ortada dolaşan kesim olmayacağız. Yörüklerde hem akademisyen var hem yöneticiler var. Her anlamda evet. aktif rol almak istiyorsunuz. Ve artı 2019'a kesin bir yörüğün bir yerlere gelmesi gerekiyor. Ya şimdi yörük derken şuna iyi mensubiyet duygusu da bize bağlı olacak. Mutlaka yörük derken ayırmıyoruz. Zaten bu milletin aslı yörük. Herkes yörük. Evet. Ama bu kültüre sadece hakikaten ayniyet duygusu da bağlı olsunlar yani. Geçmiş dönemlerde bazı arkadaşlarımız belediyelerde, belediye başkanlıkları falan, milletvekilleri falan oldular ama bunlar fazla ayniyet duygusu duymadılar bize karşı. Biz istiyoruz ki bizim özümüz bize bu konuda da biraz yardımcı olsunlar. Şimdi biz dernekler olarak şimdi iş isteyen oluyor bizden, aş isteyen oluyor. Evet, bu derneklerin aynı zamanda onu reklamdan yani, sonra şimdi, deneyelim. Sosyal bir yönü de var. Tabii ki. Evet, sosyal yönümüz daha ağır basıyor. Ama maalesef bunu vatandaşımız ya da kırsal kesimlerimiz, kent kesimimiz bu kısmını bilmiyor. Evet, dilerseniz konunun yarım kalmaması adına onu kına gecesinden başlayalım. Reklamlardan sonra evet. değinelim. Öncelikle umarım beklenen yardım, destek ilerleyen zamanlarda bütün bu faaliyetleri yöneten dernekler adına gerçekleşir. Ve bu güzel kültürümüz gelecek nesillere güzel bir şekilde aktarılır ve emaneti teslim ederiz değil mi? İnşallah. Bir nevi bayrak yarışı diyelim. Evet. Burada sizlere de çok iş düşüyor. Bizim reklama ihtiyacımız yok ama. Farkındalık oluşturmak adına. Evet. Gerçekten iyi bir mecra bu ekranlardan izleyicilerimize seslenebilmek. Yani. Efendim öncelikle konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür kısa bir aranın ardından Sütlü Kahve Sohbeti devam edecek. Thank you.
Sevgili Sütlü Kahve izleyicileri, Sütlü Kahve sohbetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teke Yöresi Avşar Yörükleri Derneği Başkanı Dilber Köse bizlerle. Aynı zamanda Ali Kaynak, Antske dernek diyebilir miyiz? Dernek demeyelim aslında, bir topluluk diyelim biz ona. Peki nasıl bir oluşum bu Ali? Antske adı üzerinde Antalya'nın baş harflerinin kısaltılması ve gönüllülük olarak benim liderliğimde oluşturduğumuz 50 ila 100 kişilik bir grubumuz var. Bu grup genelde durumu olmayan ailelerin çocuklarının gittiği okullar. Genelde ana sınıf ve ilkokul. Biz gidiyoruz bu okullarda karakterler, çocuklarımızın sevdiği karakterleri bir gün öncesinde çiziyoruz. Bir gün sonrasında da arkadaşlarımızla beraber boyuyoruz ve okulu daha eğlenceli hale getirip okul çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ana amacımız bu şekilde. Yani Antalya gönüllüleri olarak eğitime bu şekilde destek sağlıyorsunuz. Evet. Evet, bu şekilde. Sevgili Ali, ben Dilber Hanım'la seni de konuk etmek istedim. Çünkü Dilber Hanım da dernek faaliyetleri dışında bu yörük kültürünün tanıtılması ve geliştirilmesi dışında bir de sosyal yönden de oldukça aktif görevler içinde ve bunun içinde bayağı ciddi mesai harcıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bu anlamda hani Ali de bir sosyal sorumluluk, sosyal yardımlaşma gönüllüsü olduğu için ikinizi ben konuk olarak ağırlamak istedim. Öncelikle sizi buluşturan neydi ve nasıl tanıştınız? Biz teşekkür ederiz tekrar. Ali genç olmasının verdiği özgüven, genç yaşı itibariyle de benden büyük ama Estağfurullah. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Herkesin desteklenmesi gereken gençlerimizden biri. Evet, yaptığı faaliyetler göre dinamik bir yapısı olduğuna ben de şahit oldum şahsen. Teşekkür ederim. Şimdi Ali öyle bir şey ki sadece okul boyamaktan ziyade kırsal kesimdeki öğrencilerimizin bir kolej okuluna gidiyormuş gibi duygusuna sahip olmasından ziyade en güzel olayı kentlerimizden üniversitelere gelen öğrencilerimiz hafta sonunu durumlarını, boşluklarını değerlendiriyor. Bu yönü de çok güzel. Ben kendisinde de aynı konuda konuşmuştuk. Hani ailelerimiz, çocuklarımıza burada baskı yapan ailelerimiz de var. Şehirlere geldikleri zaman birden aşırı bir özgüven, aşırı bir rahatlık. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini bir anda olsa bir boşluğa düşüyorlar. Evet, bu anlamda iyi bir rehber diyebilir miyiz? Evet, tam işte demek istediğim kısa ve öz olarak söylediniz. Ali burada hemen devreye giriyor. Boşluğa düşen öğrencilerimiz okul boyamasına geliyor. Ali'den alalım o kısmını. Sadece 60-100 kişi dedi ama sadece Akdeniz için değil, orada Antalya dedi. Benim katıldığım gruplarında, Isparta, İl dışı Süleyman Demirel Üniversitesi'nden, Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden öğrencilerimiz vardı. Ve keyif alıyorlardı. Ve hatta birbirlerine diyor ki, aa ben zoraki getirmiştim arkadaşım ama bundan sonra hep geleceğim. Böyle güzellikleri demek de var. Demek ki bu paylaşımın her iki taraf için de bir sürü artıları var. Evet. Bu cümleyi kurabildiklerine göre. Evet, yine Ali ile şöyle bir ortak noktamız var. Çevresindeki çalışkan öğrencilerimiz de yine çalışkan olmak isteyip de yetersiz, derslerinde yetersiz olan öğrencilerimizi karşılaştırıp ders karşılıklı. Ders olayımız var. Harika. Bu da çok güzel. Evet. Hem öğrenci zamanını değerlendirmiş oluyor. Hem ders anlatırken bir öğretmen edasında kendini geliştirmiş tabii oluyor. Tabii kişisel gelişimleri adına bu sosyal paylaşımlar yeri yatsınamaz. Bu anlamda Ali de iyi bir şeye vesile oluyor. Rehberlik ediyor sevgili gençlere. Evet. İş potansiyeli, iş bulma kurumu gibiyiz bir yerde de. Küçük çapta. Her türlü hizmet mevcut diyorsunuz. Evet, küçük çapta ama. yine de bilmiyorum. Dilber abla benim gerçekten çok benim için çok özel bir insan. Çünkü bu tarz projelerde tıkandığım yerde
direkt bir telefon açtığımda hani yolunda gitmeyen işi yoluna sokuyor. Bir annelik yapıyor diyebiliriz bize. Gerçekten o benim için cidden çok özel bir insan. Tabii söylediği gibi sadece Antalya'da değil, Burdur'da, Yeşilova'da yine bir kütüphane projemiz oldu. Zaman zaman dile getirmiyoruz çünkü gönüllülük adı üzerinde reklamı, evet, propagandası olan bir olay değil. Aslında buraya bile gelirken çıkmalı mıyım diye düşünürken sonrasında, evet, dedim insanlara, evet, bu gönüllülüğümüzü duyuralım ki. Evet, daha çok gönüllü, evet, kazanabilirsiniz. Veya bizimkine ilave olmak değil de bireysel olarak da üstlenip aynı benim liderlik yaptığım gibi, evet, liderlik yaparak insanlara ön ayak olmak. Çünkü etkinlikte de duyuyoruz. Ufacık çocuklar geliyor. Büyüyünce ben de sizin gibi olacağım abi, amca. Yani bunları çocuklardan duymak cidden çok hoş. Bu geri dönüşleri almak değil mi? Tabii Ali? Ki, tabii, evet, ki. En güzel mutluluk. Yeni nesil, yeni nesil yani akıllı, bilgili, okuyan, araştıran, yani kendinden küçüklere yararlı olabilecek vicdanını, iyi niyetini kullanmasını biz ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Sadece bu. Burada hemen yine geçmişteki kültürümüz ön plana çıkıyor. Hoşgörü, saygı, sevgi. Adaletle davrandığımıza inanıyoruz. İnşallah başkaları da bize adaletle davranır. Ali burada mütevazi davranıyor. Bayağı bir öğrencilerimize ya da gençlerimize yaşının küçük olmasına rağmen babalık yapan da bir kişi. Teşekkür ederim. Dediği gibi sadece Antalya dedi ama Türkiye'nin uzak yerlerinden, Gümüşhane'den dahi okul boyar mısınız diyen vardı. Evet. Erzincan'dan vardı. Ali bu anlamda daha çok gönüllü, ve daha çok iş değil mi? Kesinlikle. Evet, şimdi biz baktık kaldık ya nasıl, hayır da denmiyor. Evet. Nasıl olur? Öğrencilerimize dedi ki işte turist amaçlı gezmeye gider miyiz, eder miyiz? Hani iki günlü gidersek bir gün dediği gibi çizilir, ertesi gün boyanır. Ama gerçekten zor iş. Evet. Tabii yine bu durumda Dilber abladan bu telefonu aldıktan sonra bu olayı söyledi bana. Oraya gitme imkanımız yok dedim. Ulaşım sorununu ben çözdüm diyerek başladı. Yine bir annelik içimizde. Böyle deyince akabinde nasıl gelişti diyalog? Ya, tabii mecburen... Bu gönüllülük olayı dışında işlerimiz var, çalışıyoruz. Evet, sadece... onu diyecektim hacım. Bildiğim kadarıyla aynı zamanda hani çalışan bir insansın. Evet, evet. Hayatın içinde aktif rol alan birisin. Evet. İş yaşamı ve bu gönüllülük aynı zamanda rehberlik senin için kolay olmasa gerek. Tabii, zaman zaman cidden çok yorucu oluyor. Yani nasıl organize oluyorsun peki? Nasıl organize oluyorum? Ya o çocukların suratlarındaki tebessümden sonra bütün yorgunluk gidiyor. Cidden çok yorucu bir iş. Çünkü ben cumartesi dahil çalışıyorum. Cumartesi sabahtan uyanıp ressamları çizim için bırakıyorum. Koordine ediyorum onları. Tekrar mesaime dönüyorum. Sağ olsun patronlarım da bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Hani gün içerisinde tekrar oraya gidip kontrol etmeme de müsaade ediyorlar. Gidiyorum, kontrol ediyorum ve ertesi gün sabahtan yine uyanıp hep beraber boyama etkinliğine başlıyoruz. Fırçaları ele alıp kolları sıvayıp işe koyuluyorsunuz, değil mi? Yani. İlginç olaylarımız da oluyor. Şimdi isim söylemeyelim, reklama girmesin. Antalya'ya 30 kilometre bir köye gittik. İşte bir gün önceden sağ olsunlar çizmişler. Ertesi gün boyamasına gittik topluca. Ve 30 kişi vardık değil mi? Vardık. Tesadüfen de köyde düğün varmış. Dedik ya öğlen yemeğini. Öğlen yemeğini genelde okul ya da kendimiz peynir, zeytin, Allah ne verdiyse diyoruz. Düğün olunca biz düğüne davet etti sayın muhtarımız. Düğüne gittik, yemeklerimizi yedik. Derken gelin geldi. Ben ilk defa karşılaştım öyle bir olayla. Hatta şaşırdık da ne oluyor diye. Şimdi herkes durmuş kenara. Gelin arabadan indi. Daha inmesiyle beraber ne kadar su varsa, kimisi pakırla, kimisi hortumla, kimisi elindeki su bardağına varıncaya kadar gelini ıslattılar. Su içinde kaldı. Hatta kız tökezledi. Çok ilginç. Sonra damat yine onu da aynı. Çok şaşırdık. Ve gelenekmiş hala devam ediyor. Ben pilot olduklarını düşündüm.
pilotlar arasında bir gelenektir. Tek başına ilk uçuşlardan sonra ıslatılır. Evet. Dedim herhalde pilot bunlar. Köyde. Onu da es geçmeyelim dediler. Evet. Gerçekten ilginçmiş. Böyle güzel olaylarımız da oluyor. Gülerek tekrar okula gittik. Okulumuz boyandı etti. En güzel sevinçli olayı da ertesi gün çocuklar okula geldiğindeydi. Onların ifadesiydi. Evet, tepkileri. Hocalarımızdan ya da Sayın Muhtarımız bu arada bizzat telefonu açtı. İşte şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu diye. Ufak videolar gönderiyorlar. Çizmiş olduğumuz ağaçlar, meyveler çiziyoruz zaman zaman. Onları koparmaya çalışır edalarıyla duvara tırmanışları veya salıncak gibi bir karakter çizdiğimizde sanki salıncakta sallanıyormuş gibi fotoğraf çekmeleri. Ya hani bir an önce teneffüs olsun gideyim. Evde bekleyen kardeşleri varsa anaokuluna bir an önce başlayayım. Yani birinci sınıfa da demiyorum. Anaokuluna direkt başlayayım. Yani okula bir tık daha yaklaştırıyoruz. Okul sevgisi kazanmaları da değil mi? Etkili oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü hepsi sevdiği karakterler veya daha eğlenceli geliyor orası çocuklara. Çocukları da çekebilmemiz umarım için. Umarım öncüsü olduğum bu yolda sağlam adımlarla ve daha İnşallah. Çok gönüllüyle yol almanız temenni ederim. İnşallah. Bir BTR'miz var. Sizin yaptığınız çalışmalardan keyifli görüntüler içeren. Bunu sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Neler yapıyorsunuz, nasıl keyif alıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz bir görelim isterim ben. Evet. BTR'mizi izledikten sonra sohbetimize devam edeceğiz. Gerçekten çok keyifli görüntüler. Çalışırken de aynı keyfi aldığınız şüphesiz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu tarz çalışmaların dışında sevgili Ali, okullarımız için başka hangi hizmetleri sunuyorsunuz bu gönüllü ekiple beraber? Yayınlanmış olduğunuz görüntünün bir karesinde de mevcuttu. Kütüphane ihtiyacı olan bir okulumuz vardı burada da Yeşilova'da.
bana arkadaşlarım ulaştılar. Böyle bir olay var, nasıl yapabiliriz diye. Hızlı bir şekilde Dilber abla gibi sevdiğim insanlarla hızlı bir şekilde kontak kurarak ellerindeki atıl kitaplar hemen hızlı bir şekilde koordine edip toparladık ve ulaşımını sağladık. Buna benzer tabii yine ihtiyacı olan çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri, defter, kitap, ya atalarımızın da söylediği gibi balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz aslında. Direkt kontak kurmak değil de gidip insanları alıp ürünleri de tek başımıza almıyoruz. Örnek veriyorum, ben bunu malzemeleri Dilber abladan alıyorsam Dilber ablayı da gelmesini istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki vakıflarda bazen art niyetli olaylar dönebiliyor. Hani biz de kişisel yaptığımız için bu gönüllülüğü, insanların kafasında tereddüt kalmasın diye. Yapılan yardımı ilk elden ulaştırıyoruz. İlk elden ulaştırıyoruz. Biz sadece kontak kişi oluyoruz. Yani sadece bu şekilde yapıyoruz yani. Peki gönüllü olmak istesek ya da siz gönüllülere yardım etmek istesek nasıl ulaşabiliriz? Ya da yardımlar size nasıl ulaştırılabilir? Çünkü bu kısım da önemli. Teşekkür ederim bu düşüncede olduğunuz için. Ama daha çok kendi aramızda koordine olup yardımı kabul etmiyoruz. Etmeme sebebimiz de kendimize göre gerekçelerimiz var. Açıkça söyleyelim. Yok, şöyle hani evimizde okumadığımız kitapları ulaştırmak için ya da kırtasiye malzemesi yardımında bulunmak için Sayın Dilber Kasa ile mi iletişime geçmek gerekiyor? Tabii Dilber Hanım'la kontak kurulursa kesinlikle temini ona olduktan sonra ben bir şekilde kendisinden alıp zaten ilgili kişilere ulaştırmaya çalışıyorum. O şekilde yapabiliriz. Peki gönüllü olmak istersek ne yapmamız gerekir? Gönüllü olmak isterseniz zaten etkinliklerimizi Facebook aracılığıyla paylaşıyoruz. Herkese açık yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada. Tabii sosyal Antke medyada. Antke adı altında mı? Antke başlığı altında. İnsanlar üye olabilirler. Katılmak zaten biz herkese açık yapıyoruz dediğim gibi. Evet. Zaman zaman hiç tanımadığım insanlar geliyor. Merhaba, biz duyduk diyorlar. Kimden duyduğunu bile sorgulamıyoruz. Fırçanız var mı diye soruyoruz. Yoksa fırçayı şey yapıyoruz, nasıl yapacaklarını gösteriyoruz ve yapıyorlar. Onlar da keyif alıyor, biz de keyif alıyoruz bu şekilde. Hatta bir öğretmen emeklimiz vardı. 71 yaşındaydı değil mi? Evet. Anne kız gelen. Evet. Kızıyla beraber gelmiş. Stresime boya yaparak atıyorum dedi. Çok harika. Yani, evet. Herkesin gelmesini isterim aslında. Bir kere gelse arkası her hafta geleyim mi der. Evet. Ya bir de insanlar çekiniyor aslında bu duruma. Benim hani çizim yeteneğim yok veya boyama yeteneğim yok. Bunu şey olarak söylüyorum ben insanlara, basite indirgemek için. Boyama kitaplarını hepimiz boyamışızdır. Evet. O şekilde biz zaten şablonu oluşturuyoruz, çiziyoruz. Size fırçayla taşırmadan boyamak kalıyor. Yetişkin bir insanın da rahatlıkla yapabileceği bir şey. Renkler de belli zaten. Evet. Renkleri de hazırlıyoruz. Yani gelmek isteyen insanlar da kesinlikle tereddütte kalmasınlar bence. Üniversite öğrencilerimiz de bu anlamda bu tarz oluşumların içerisinde yer alırlarsa onların kişisel gelişimleri için ve birçok anlamda olumlu katkı kazanabilmeleri için de gerçekten yaptığınız bu faaliyetler takdire değer faaliyetler. Teşekkürler. Son olarak sevgili Ali, buradan izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bu yaptığınız etkinlikler ve hali hazırda varsa farklı projeler nelerdir? Bunları bizim için bizimle paylaşabilir misin? Hava şartlarının müsaade etmesi bizim etkinliklerimizi yapabilmemiz İlk için... İlk şart hava şartı. Hava şartları, uzun vadede hava şartları yalnız. Çünkü kuruması bir haftayı alıyor. Doğru. Bu tarihlerde zaten biz başlamaya başladık. Devam da ettireceğiz. İkinci kriterimiz talep edecek okullarımız olursa duvarlarının çizime müsait olması lazım. Çünkü... Altınova İlköğretim Okulu'nda bunu üstlendik. Sağ olsun Müdür Bey de yardımcı oldu. Biz alçı ve boya işlerini yaptık. Ancak sonuçta hiçbirimiz usta değiliz. Evet. Sadece amatörce yaptığımız için dökülmeler oluştu. Yani sonrasında geçtiğimde onu gördüğümde insanların vermiş olduğu emeğin zahi olmasını kesinlikle istemiyorum. Doğru, çok haklısın. Bu önemli. Bunun dışında hali hazırda yakın zamanda talep eden bir okulumuz yok.
Biz yine buluruz tabii Dilber Hanım'ın da aracılığıyla. Boş kalmayız diyorsun. Boş kalmayız tabii ki. Önemli olan bir de çalışmaları düzenlemek. Evet, evet. Evet, boş kalmamızı denk getirmek. Tabii üniversite öğrencileri özellikle benim üvey kızım diye tabir ettiğim, kendisini de çok severim, selamlar olsun buradan izliyorsa. Benim sağ kolumdur ve üniversitedeki elim ayağımdır. Çizim yapacak güzel sanatlar öğrencilerini veya sanat tarihi, ressamlık okuyan öğrencileri kontağımı o sağlar. Çünkü ben çalışan bir insan olduğum Doğru. için üniversitenin içinde bir kişi olması, özellikle de bayan olması benim avantajım. Yani onun sayesinde güzel bir şeyler yapacağız ilerleyen süreçlerde. Anladığım kadarıyla gönüllü avına çıkıp evet, 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 buradan kesinlikle. Sevgiler gönderiyoruz biz de. Gönüllü avına çıkıp senin için en ideal olanlarını seçip getiriyor galiba. Evet, evet, kesinlikle. Bir de şu olayımız var. Hemen onu basalım. Yine geçmişteki değerlerimizden, değişmeyen değerlerimizden yola çıkarak çalışkan öğrencilerimizi sohbetin başında demiştik ama yazlıkçılarımızın evlerine yerleştiriyoruz. Tabii, bu şekilde barınma sorununu ortadan kaldırıyoruz. Hı-hı. Sadece apartman aidatın ya da suyunu, elektriğini, eğer öğrencimizin gidişatı iyiyse ev sahibi onu da ödüyor. Öğrencimize sadece çalışmak kalıyor. Evet, daha ne olsun. Onlar da üzerlerine düşünen bu görevi hakkıyla yerine getirdiklerinde. Artı öyle öğrencilerimiz ya da öyle kişilerimiz de var ki burada ben hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, evet. Öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizdeki harcamalarına dair sponsorluk edenleri var. Bu anlamda bu evet, bu gibi şeylere vesile olmak gerçekten hani herkesin altından kalkabileceği bir şey değildir. Emeğinize sağlık. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz derken toplum olarak yapıyoruz. Evet. Kardeşim gibi, Ali Bey gibi. Öncülük eden her evet, kim varsa. Evet. Benler değil, bizler olarak ortaya çıkarsak daha güzel ortak şeyler paylaşıyoruz. Ortak payda biz değil mi? Evet. Kesinlikle. Burada programın sonuna doğru geliyoruz galiba. Bize program yetmeyecek. Evet, zamanımız daralıyor. Konuşacak çok şey var. Ama evet, bize tanınan evet, süre içerisinde biz daha çok şey söylemek Aynen. istiyoruz. Ama aklıma gelmişken ben buradan İlbeyimiz var. Yörüklerin İlbeyi Hamdi Sarıca. Kültürümüze, değerlerimize katkıda bulunduğu için ayrıca ona da çok teşekkür ediyorum. Kendileri gerçekten her konuda arkamızda. İnşallah bundan sonra da arkamızda olur diyelim. Yine Beydağ derneklerimiz var. Bütün yörüklerimizi, Türkmenlerimizi, derneklerimizi, şehir dernekçilerimizi de saygılarımızı sunuyoruz. Amacımız bizim birlik, beraber, hoşgörülük içerisinde. Adıyla müstesna değil mi? Yardımlaşma ve evet, dayanışma. Evet. Bu güzel kültürün bu yönünü de insanlara aktarabilme. En güzeli. En güzeli. Siz tercüman oldunuz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolumuz belli. Evet, yol belli. Alınacak yol uzun. Evet. Bu yolda dediğiniz gibi bayrağı sonraki nesle taşıyabilmek önemli olan. Hatta bir çocuk gelişimci olarak da şunu söylüyorum ben. Ali Bey'le de bunu defalarca da konuşuruz ara sıra diğer başkanlarım da. Doğan çocuklarımızı, ninnilerimizi yabancı şarkı türkülerle değil de kendi öz kültürümüzle, ninnilerimizle evet, büyütelim. Hani bunu söylerken de kısaca konusundan da bahsedelim. Büyüdüğü zaman mutlaka aklında kalıyor. Çok haklısınız, çok haklısınız. Birden çocukluğuma gittim ve o anı yaşamış gibi oldum. Hani babaannelerimizin, anneannelerimizin evet, söylediği ninniler, anlattığı masallar, o hikayeler hakikaten kültürümüzün önemli unsurları. Şu an iletişim çağını yaşıyoruz. Şu sıralar teknolojinin esiri olmuşuz. Evet. Bunlardan biri de biziz değil mi? Maalesef. Biri de biziz. Bu sözlü hatta kültürü taşımak da bizlerin evet, görevi olsun. Evet, inşallah. Şuna da değineceğim. Bir anne olarak, bir ev hanımı olarak, bir çalışan biri olarak, bir artı başkan olarak diyeceğim. Evdeki sohbetlerimiz kalkmış. En üzüldüğümüz nokta bu. En azından öğünün biri ailecek olsun. Evet. Çoluk çocukla. Evet.
ki bu paylaşımı yaşatalım. Evet. Ve mutlu aileler devam etsin. Ve bunu ben için söyledim. Özellikle söylemek istedim. 2-3 gün önceydi. Anne, baba, çocuklar oturuyorlarmış. Bey eşine yazmış. Çay suyunu koydum. WhatsApp'ta artık nerede yazdıysa. O da tamam, kaynayınca ben demlerim. O demlemiş. O da kızına demiş. Kızım, baban suyu koydu. Ben demledim, sen de getir. Düşünün. Evet, iletişim ne hale gelmiş değil evet, mi? Evet, biz bu değiliz. Evet, bu olmadığımızın farkındayız bizler. Umarım izleyicilerimizde de bu farkındalığı bir nebze olsun yaratabiliriz. İnşallah. Ve son olarak da şunu diyeceğim, ben son deyip deyip devam ederim program şeyi. Peki, son olarak görüşlerinizi alalım. Kültürümüz. Kültürümüz ama tarihi hiç değinmedik. Nasıl oldu ben tarihten bahsetmedim dermişim? Onu bir başka programda değinelim, tarihi boyutunu. Çünkü tarihi 3-5 cümleyle anlatılacak evet, bir şey değil. Evet. Olumsuz şeyler maalesef çanak antenlerden evlerimize gitti. Mümkünse bunu şöyle bir kısalım. Evet, bir takım artılarının olduğu da beraber olumsuzlukları da mevcut. Bilinçli olalım değil mi? Tabii ki. Her şeye karşı bilinçli davranalım, bilinçli olalım. Teke Yöresi Avşar Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sayın Dilber Köse, programıma geldiğiniz için, yaptığınız faaliyetler için, sosyal anlamda sevgili gençlerle koordineli çalışıp faydalı hizmetler sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz böyle bir olanak, imkan sağladığınıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Ve başkanlarımıza Ali, teşekkür ediyoruz. Öncülüğünü yaptığın için ve bu anlamda o halkayı genişletmek adına elinden gelen fazlasıyla yapmaya çalıştığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım aldığınız bu yolda daha güzel şeyler İnşallah. Olur ve bu güzellikleri de bizler hep beraber şahit olur, izleyicilerimize paylaşırız. Umarım. Deyip sohbeti sonlandırıyorum. Kusura bakmayın. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Estağfurullah. Bize süre teşekkür yetmedi. Ederiz. Yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey son, daha, bir son şey cümle. Daha. Sütlü kahve. Tamam, sütlü kahve. Üzümüz sözümüz, kahvemizin 40 yıl hatırı var. Evet. Kahve tazında bir sohbet olduğuna inanıyorum. Zaman bize yetmese de. İster istemez canlı yayının verdiği bir... Hani ne konuşacağız, ne yapacağız olayı var. Gördüğünüz konuşmak, üzere gayet güzel konuştuk. Evet, aile sistemi, aile sıcaklığı var. Biz size teşekkür ederiz. Kesinlikle. Kanal ve ailesi olarak bizler bu teşekkürü alıp başımızın tacı ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, biz sütlü kahve sohbetinin daha sonuna geldik. Çarşamba günü saatler tam 10'u gösterdiğinde bir başka sütlü kahve sohbetiyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.